Herkese merhaba YouTube. Ben Kerim Dinar abi. Bu içerimde sizlerle birlikte 2024 yılında yani günümüzde alınabilecek en iyi fiyat performans iPhone yıllardan birisi olan 2024 yılında yani günümüzde yenilenmiş iPhone X alınır mı? Özellikle bizlere sunmuş olduğu işlemci, kamera, ekran, kasa ve diğer şey teknik özelliklerini incelemiş oldum. Aynı zamanda iPhone X serisiyle diğer iPhone cihazları kıyaslamış oldum. Ve iPhone X'i şu anda almak için bizlere Apple'ın sunmuş olduğu avantajlar ve 2024 yılında çıkması planlı Android cihazlarına olan kıyaslamasını yapmış olduğum bir video içeriği serisiyle de karşınızdayım. Özellikle aranızda iPhone X almak isteyen ancak fiyat ve performans odaklı olarak iPhone X bize nasıl bir kullanım süresi sunuyor? Özellikle iOS güncelleme desteği almasa dahi iPhone X'in bize de sunmuş olduğu fiyat ve performans odaklı olarak incelemesini yapmak üzere hadi hep birlikte iPhone X'i inceleyelim. Bu arada dostum tam orta çıkan tuşa tıklayarak tam ücretsiz ve kolay bir şekilde YouTube kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Ayrıca bu içerikle ilgili düşüncelerinizi veya önerebilecek olduğunuz bir video içeriği de varsa yine yorumlar kısmı üzerinden düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim. Müsait olduğum en kısa vakitte sorularını cevaplamak üzere bekler olacağım. O zaman içeriğimize geçin. Dostlar iPhone X serisine baktığımız zaman 2017 yılında resmi olarak Apple bünyesinde tanıtılmış cihazlar olarak yerini almış durumda. Apple'ın A11 Bionic çipi ele aldığımız zaman şu anda günümüzde hem sosyal medya kullanımının ağırlıklı olduğu hem de FPS oyunlarında orta ve yüksek grafik ayarlarında akıcı bir oyun deneyimi bizlere sunuyor. Özellikle sosyal medya kullanımının ağırlıklı olduğu hatta grafik ayarlarında yani performanslı oyunlarda orta ve yüksek grafik ayarlarında bizlere oldukça akıcı performanslı sonuçlar sunuyor. Özellikle A11 Bionic çipe baktığımız zaman şu anda 2024 yılında bile çıkması planlanan Android cihazlara oranla daha uzun kullanım süresi ve performans sunuyor ki A11 Bionic çip iOS cihazlarının geneline baktığımız zaman şu anda iPhone X serisinde barındırmış olduğu alabileceğiniz en iyi fiyat performans işlemcisine sahip cihazlardan iPhone X serisi birisi. Özellikle baktığımız zaman dostlar iPhone X serisinin sunmuş olduğu performansı şu anda günümüzde hem günlük kullanım için telefonla çağrı yapmak, mesaj göndermek ve hem de FPS oyunlarındaki performansı sonuçları için alabileceğiniz en iyi cihazlardan birisi. Ve dostlar gelelim iPhone X serisinin sunmuş olduğu ekran performansına. Tabii ki video içerisinde demiş olduğum gibi iPhone X serisinin sunmuş olduğu ekran performansı. Ekran ve kasa tasarımına baktığımız zaman bizlere bir çağ atlatacak yani yeni bir çağ başlatabilecek bir teknolojiye sahipti. Artık çentikli ekran teknolojisine sahip. OLED ekran teknolojisi sayısı şu anda günümüzde iPhone 11 serilerinde ne yazık ki üzülerek söylüyorum LCD ekran teknolojisi ve diğer Android cihazlara oranla OLED ekran teknolojisine sahip iPhone X serisinin sunmuş olduğu ekran performansı çok daha kaliteli ve üstün performans sonuçlar çıkartıyor. Özellikle günümüzde günlük ışığın yoğun olduğu taraflarda iPhone X serisinde bulunan OLED ekran teknolojisi bize de oldukça performanslı sonuçlar çıkartıyor. Ve baktığımız zaman cihazın renk ve kontrast aralıklarının oranında çok kaliteli sonuçlar görüyoruz ki iPhone X serisinin sunmuş olduğu ekran performansı bize de oldukça yenilikçi çözümler sağlamış durumda. Kasa yapısına baktığımız zaman dostlar her iPhone cihazı olduğu gibi iPhone X'e de elinize alır almaz premium bir cihaz tuttuğunuzu rahatlıkla anlayabiliyorsunuz ki bu sayede iPhone X serisinin sunmuş olduğu premium bir cihaz kompaktlık yapısıyla birlikte hem ekran hem de kasa yapısı itibariyle bize de oldukça fazla bir şekilde bunu göstermiş durumda dostlar. iPhone X serisinin sunmuş olduğu ekran ve kasa yapısına baktığımız zaman 2024 yılında bile çıkması planlanan Android cihazları olan çok daha premium ve üstün özelliklere sahip. Ekran ve kasa yapısı çok kaliteli olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum dostlar. Ve dostlar iPhone X serisinin sunmuş olduğu kamera performansına baktığımız zaman günümüzde hem gün ışığının yoğun olduğu taraflarda hem de gece ışığı fotoğrafçılığında oldukça akıcı sonuçlar sunuyor. Baktığımız zaman dostlar çift kamerası sayesinde portre modu fotoğrafçılığı sayesinde hem portre modu diyebileceğimiz yeni nesil özellikler tabii ki de iPhone 11 serisiyle birlikte hayatımıza kazanmış olan geniş açı ve çekim özelliği her ne kadar iPhone X'te olmasa dahi günümüzde günlük ışığın yoğun olduğu hatta gece ışığı fotoğrafçılığında da oldukça performanslı sonuçlar çıkartıyor. Özellikle kamera performansına baktığımız zaman iPhone X serisinin sunmuş olduğu kamera performansında da bir aile fazla memnun kalacaksınız. Özellikle günlük kullanım için ve ortalama bir kullanım için sizlere fiyat ve performans skalasına baktığımız zaman iPhone X serisi kamera performansı olarak tatmin edecektir. Tabii ki dostlar iPhone X serisinin sunmuş olduğu kamera performansı günümüzde baktığımız zaman özellikle sosyal medya kullanımının ağırlıklı olduğu ve dar alanlarda, objektif alanlarda geniş açıyla çekim özelliğine önem veriyorsanız tabii ki bu size yeterli gelmeyebilir. Ancak iPhone X serisinin sunmuş olduğu fiyat ve performans aralıklarına baktığımız zaman üstelik çift kamerası sayesinde ve portre modu fotoğrafçılığı desteğiyle kullanımsal olarak bu işlemi gerçekleştirdiği için iPhone X serisinin sunmuş olduğu kamera performansında bir hayli memnun kalacaksınızdır. Ve dostlar şimdi iPhone X serisinin işlemci performansını, ekran performansını, kasa gibi çeşitli performansını inceledik. Şimdi gelelim batarya performansına.
Dostlar batarya performansına baktığımız zaman iPhone cihazların geneline baktığımız zaman iPhone X serisinin sunmuş olduğu kamera batarya performansı da ne yazık ki ortalamanın altında bir sonuç veriyor. Özellikle OLED ekran teknolojisine sahip bir cihaz olduğu için çok fazla enerji çekiyor. Ve bu da batarya performansını ne yazık ki olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle günlük kullanım için ortalama olarak 5 saatlik bir performans süresi sunuyor. Ancak iPhone cihazlarına baktığımız zaman özellikle iPhone 12 ve iPhone 3 serisi ve üzeri modellere baktığımız zaman iPhone X serisinin sunmuş olduğu batarya performansı ne yazık ki beklentinin altında kalabilir. Ancak iPhone X serisinin sunmuş olduğu batarya performansı şu anda günümüzde eğer çok fazla dışarıda geçiren bir kullanıcı için powerbank'te veya dışarıda çok fazla uzun vadeli geçirince yetersiz kalacaktır. Ancak iPhone X serisinin batarya performansı şu anda baktığımız zaman fiyat ve performans skalası olarak da alabileceğimiz en iyi iPhone modelleri olarak karşımıza çıkmakta. İşlemci performansı ve kamera performansı bizlere olumlu sonuçlar çıkartıyor. Batarya performansı da ortalama bir kullanım için yeterli sonuçlar çıkartacaktır. Ve dostlar da bir hatırlatma yapmak istiyorum. Özellikle günümüzde çok fazla 64 GB'lık depolama alanına sahip iPhone modelleri bulunuyor ki iPhone X serisi bu modellerden birisi. Özellikle uzun vadeli kullanım süresi ve performans için 128 GB ve üzeri modellere bakmanızı öneriyorum. 64 GB'lık bir depolama alanına sahip bir iPhone günümüz için maalesef oldukça fazla artan uygulama içi güncelleştirmeleri ve iOS yazılım desteğiyle birlikte yetersiz kalabilmekte ki uzun vadeli kullanım için 128 GB'lık ve üzeri modellere bakmanızı öneriyorum. Ve şimdi dostlar iPhone X ile ilgili birçok veriyi inceledik ve şimdi iPhone X'in diğer serideki iPhone'ların kıyaslamasına bakalım. Özellikle iPhone X serisiyle ortak tutan yani şu anda bir nesil üstüne baktığımız zaman tabii ki eğer bütçeniz doğrultusunda daha yeni nesil bir işlemciye sahip ve daha uzun güncelleme süresine sahip bir cihaz için iPhone X serisi tercih edebiliriz. Ancak fiyat ve performans baktığımız zaman iPhone X alabileceğiniz en iyi mantıklı cihazlardan birisi. Özellikle iPhone X'in her ne kadar iOS 17 güncelleme desteği sunulmasa dahi uygulama içi güncelleştirmeler ve Apple'ın sürdürmüş olduğu yazılım güvenlik güncelleme desteğiyle birlikte ortalama olarak 4 yıllık daha bir kullanım süresi daha sunacaktır. Ve dostlar geldik de burada bir video içeriğimizin sonuna. Tam orta çıkan tuşa tıklayarak tam acısı ve kolay bir şekilde YouTube kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Ayrıca bu içerikle ilgili düşüncelerinizi veya önerebilecek olduğunuz bir video içeriğiniz varsa yine yorumlar kısmı üzerinden düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Müsait olduğum en kısa vakitte soruları cevaplamak üzere bekliyor olacağım. Farklı ve daha farklı içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. And Bell.